Şimdi Hikmet... karşı Dur tarafa, bakalım Hikmet, ya Hikmet 3-3 üç yapmış. Evet Hikmet çok başarılı. Çıkmamış, sonra, onu mu ne? Hayır. Karşı tarafa bir baskı kuruyor. Dalaka'ya Seda'yı al Seda'yı al gibi. Sen de Seda'yı almıyorsun gibi vesaire. Ve dolayısıyla Dalaka seçme hakkını Seda'dan yana kullanıyor. <laughs> Bak şimdi ya bu, bu mükemmel bir şey. ya Yani nasıl bir güç. Hikmet bir şekilde Dalaka'ya diyor ki sen Seda'yı seçemiyorsun seçmiyorsun vesaire diyor. Dalaka seçme hakkında Seda'yı kullanıyor. Ve dolayısıyla... Beyaz takımda oyuna çıkamayan kadın yarışmacılara bakın. Sabriye hiç oynamamış. Riya hiç oynamamış. Ya Sabriye ve Riya'nın oynamadığı bir gecede Kıyrakos'ta bir kere oynamış. Yani buradaki suç siyah takımda mı? Yoksa başarı beyaz, beyaz takımın fertlerinde mi? Başarı beyaz takımın fertlerinde <laughs> Seçtirtmiyor çünkü. Öyle bir şey Aynen. ki helal olsun. O zaman siyah takımda uyuyor burada. Çünkü mesela Yusuf çıkıyor. Seçme hakkı çok değerlidir. İki tane seçme hakkım var erkeklerde. Kadınlarda da bir ya da iki şu an değil mi? Yusuf çıkıyor Hikmet'i seçiyor mesela. E seçme hakkı mı bu şimdi? Sen en güçlü yarışmacıyı oyuna sokuyorsun karşı tarafta. Orada mesela ya Kıyrakosu ya Nikosu şu an sokman gerekiyor oyuna. İki erkek olarak. Bu bir. İkincisi seçme hakkım varsa ne olursa olsun gözün kapalı Sabri'yi seçmen lazım zaten. Evet. Sen Dalaka olarak Seda'yı seçiyorsun. Seçme Ama hakkını. sen şimdi Dalaka Sabri'yi de eleştiriyorsun. Eleştirmiyorum. Yani işte bir, bir, yerde, tane ya varsa, yani. bir tane seçme hakkım varsa... Takımın adını onu doğru yerde kullanman lazım. Şimdi kura seçiminde beyaz takıma çıktı. Beyaz takımın iki kadın seçme hakkı var. İki kadın seçecekler. Ya Afroditi ya Seda zaten Afrodit seçimini yaptı. Geriye kalıyor ne? Dalaka geldi burada. E Dalaka birini seçecek. Sonra Seda birini seçecek. E Dalaka Seda seçtiği zaman ne oluyor? Karşı taraftan yine fena olmayan bir yarışmacı geliyor. Büşra geliyor. Bu sefer diğer kadın seçiyor. E, dolayısıyla Sabriye dışarıda kalıyor. Ria dışarıda kalıyor. E, erkek olarak Yusuf Hikmet'i seçti mi? Kıyrakos dışarıda kalıyor. Ya da Nikos dışarıda kalıyor. Dolayısıyla bak müthiş bir taktik yapıyor beyaz <laughs> takım karşı tarafa. Bu oyunun 19 gelmesinin nedeni o. Normalde takımlar arasındaki güç şöyle. Ben beyaz takımının son 5'inin siyah takımdan daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani, beyaz takıma son 5 adam bırak. Hikmeti, Bora'yı, İseday, Afroditi. İyiler dam fazla. O okay, okay. koy mesela böyle 5 tane bu 5 adam buradaki 5 adamın en iyisini koy. Bence beyaz takım daha ağır basıyor. Evet. Ama şu anki siyah takım beyaz takımdan çok daha güçlü. Niye? Çünkü bu tarafta Zayıf Sabri'ye çok. var. Perakos var, Nikos var. Bir, bir Performansı ya. kötü. E, Ria var, Büşra. Yani bunlar hep seçilebilen ve oyun kaybeden genelde yarışmacılar. Dolayısıyla siyah takımın üstünü bunlardan kaynaklanıyor zaten. Yani doğru bir taktikle aslında siyah takım çok avantajlı hale gelebilir değil mi? Her gün yenerler. Durum yani ne olursa olsun 5-0 olsun ver siyah takımı seçme hakkını. Tak 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 zaten karşı taraftan seçeceğin adamlar var. Bir anda yeniyorsun. Siyah takım çok avantajlı şu. an. Evet. Yani beyaz takımın doğru eksilmeyi yaşaması lazım bir süre. Yoksa sonlara doğru ben beyaz takımın gerçekten daha güçlü olduğunu düşünüyorum.